giderler. Milliyetçi Hareket Partimizin seçim bürosu açılışı ve aday tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak için Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız Sayın Fevzi Karakaya'yı davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Belde Başkanım, Belediye Başkan Adayım, Ülke Ocakları, Kadın Kollarım, Terzi Alanlı Hemşerilerim. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışımız ile hepinize sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Öncelikle Yeni Zelanda Nur Camii'nde yaşanan terör saldırısını davetliyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize ve ailelerine acil şifalar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Terzihan Belediye Başkan Adayımız Sayın Arif Yumuşak, Belediye Meclis Üyesi adaylarımız ve siz değerli Terzihanlı hemşerilerimiz ile birlikte 31 Mart akşamı Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle yeniden Terzihan'da bir tarih yazacağız. Var mısınız bu tarihi yazmaya? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulmuş olan Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadardır. Hükümet desteğiyle hizmet noktasında hiçbir şüpheniz olmasın. Belediye Başkan Adayımız Sayın Arif Yumuşak ile Terzihan'da bir şey değişecek, çok şey değişecek. Buna olan inancımız ve desteğimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle seçim bürosu açılışımız tüm Terzihan halkımıza tekrar hayırlı ve uğurlu olsun. Allah bu adaylarımızın ayağına taş değdirmesin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk ülkeye. Konuşmalarından dolayı ilçe başkanımız Sayın Fevzi Karakaya'ya teşekkür ediyoruz. Belediyecilik gülümseyen yüzdür. Uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir. Darda kalanların acil yardımıdır. Şimdi kalbi verdiğimize hizmet aşkıyla atan alçak gönüllü, sevecen, çalışkan, dürüst, herkesle, her kesimle barışık, gönlü güzel, Belde Belediye Adayımız Sayın Arif Yumuşak'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Arz ederim. Evet, Sayın İlçe Başkanım, Belde Başkanım, Ülke Ocakları Başkanımız, Gençlik Kolları, Kadın Kolları, partimizin değerli yöneticileri, basınımızın güzide mensupları, abilerim, ablalarım, kardeşlerim, bu akşamki aday ve proje tanıtım toplantısında hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah, eyvallah. Kıymetli hemşerilerim, öncelikle buraya gelerek bizlere şeref ve onur verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elinize, yüreğinize, ayağınıza sağlık. Şimdi ben ana temaya, konularımıza geçmeden önce genç, dinamik ve her zaman yanımda dimdik duran meclis üyesi arkadaşlarımızı huzurlarınıza davet ediyorum. Abdullah Özcan. Burak Korkmaz. Oğuz Özkan. Serkan Safa. Mustafa Erdem.
Recep Ağacı. İsmail Ağacı. Turgay Zaman. Korkunca Aleykuş Adil Zanda. Değerli Terzamanlar, biz burada belediyeyi bu ekibimizle yöneteceğiz. Hep birlikte Terzaman ve adlatımız ve ekibimizle birlikte yöneteceğiz. Bunu görebilirsiniz. Evet. Benim verdiğim güzel insanları, sizlere böylece kendimden ve siyasi hayatımdan bahsetmek istiyorum. Ben Arif Yumuşak. 2004 yılında bildiğiniz üzere Terzalan'dan tarihinde bir tane ilgilen görüşsüz çıktı. Allah da bunu bize nasip etti. Ne yaptık? Var gücümüzle koşturduk. Siyaset çok farklı bir şey. Benim gözümde siyaset çok farklı bir şey. Bakın arkadaşlar, 2006 yılında özel idare kanunu değişti. Yerel yönetimler yönetimi değişti. 5302 sayılı yerel yönetimler kanunu çıkınca ister istemez yerel yönetimlerde yetki arttı. Derhal kolları sıvadım. Terzalan tarihinde bir il genel meclis üyesi çıkarmış. Bizim yan gelip yatma gibi lüksümüz olamazdı. İlk önce dedim ki Çakılköy Hurmaköy arasını asfaltlayalım. Dediler ki yol alanında gözükmüyor. Kanun şu. Her köyün ilçeye bağlantı yolu asfaltlanır, diğerleri asfaltlanmaz. Kulakları çıkmasın, Sayın Valim Süleyman Kalkış'a rica ettim. Dedim ki böyle bir durumumuz var. Derhal yolu alın ve asfaltlayın. İlk asfaltı attırdık çok şükür. Çakılköy Hurmaköy arasını kullanmayan yoktur bu bölgede. Geçtik, köy çocukları eski aile yolu, yeni açılan yolu. Tüm mücadelemizde. Yetkimiz var, siyaseti söylüyoruz. Koşturduk, çok şükür öyle de başardık. Laf çekildi şu an görev yapıyor Kemalettin hocamız. Dedi ki, Arif, okula ihtiyacımız var. Allah da bize bunu nasip etti. 2007 yılında eğitim komisyon başkanı seçildi. Eğitim komisyon başkanı demek, Çanakkale bölgesinde bütün okulların masrafları, giderleri, harcamaları imzamızdan geçiyor arkadaşlar. Böyle bir proje geldi. Dediler ki Yenice Pazarköy'e 12 ek derslik, pardon 16 ek derslik okul. Komisyon başkanıyım. Ödeme geldi. Dedim ki İl Milliyetin Müdürlüğü'ne müdürüm. Burayı ikiye bölelim. 8'i buraya 8 öre olsun. Hayır olmaz. Ben dedim onaylamıyorum. Ve çok şükür mücadelemizle Bağlay Çağrı oraya Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ordu Kurumu diktik. İsmini de verdik. Ben bu arada Şehit Binbaşımız Ercan Kurt'u da hayal ve duvarla anlıyorum. Gerçi bizim bir önceki Canki Mevcut Belediye Başkanımız, bir önceki dönemde girişe anıt yapacaktı. İsmini verecek falan ama neyse davet etmesin. Biz okula o ismi yazdırdık çok şükür. Bu arada bu siyasetimiz sürecinde kurumlarda, okullarda, hastanelerde, postanelerde Terzalan beldağımızdan gelip bizler rica bulunduk da işini halletmediğim bir kişi var mı arkadaşlar? Yok. Kim kafamıza geldiyse size yeminle söylüyorum arabama bindim Çanakkale'ye ise Çanakkale'ye götürdüm. İçimden geliyor. Siyaseti seveceksin. Sevmiyorsan da olmuyor zaten. Ben şunu her zaman söylüyorum bakın. Şimdi niye MHP'ye geçtim diyorlar bana. Bak bunu her yerde soruyorlar, her yerde söylüyorum. Hepiniz biliyorsunuz ki anlattığım üzere AK Parti'de aktif siyasette bulundum. İl Genel Müftülüğü gitti. 4 yıl belde başkanlığı. Akabinde 5 yıldır mevcut belediye meclis üyesiyim. Evet. 5 yıldır belediye meclis üyesiyim. Durdurak yok. Dediler ki MHP'den seçilen başkan AK Parti'ye geçecekmiş.
kararıyorum. Eyvallah. Hayalim ne biliyor musunuz değerli tarz olanlar? Belki bize oluk hizmet gelecek diye bir hayalim var. Oluk hizmet gelecek diye bekliyorum. Sonuç? Düştü bir parke peşine. Altyapı? Altyapı dursun. Ya altyapı böyle de üst yapı olur mu arkadaşlar? Ya mantığınıza sığmıyor mu bu? Altyapıyı. Ben de gittim Ankara'ya. Bana oynuyorlar, bana oynamıyor. Grup başkan vekili Bülent Duran telefon etti. Yönlendirdiği yere gittik. Sosyal medyadan hemen yayınladım. Tamam. Altyapı oluyor. Proje hazır. Bursa bölgeden dostları çıkarttırdık. Evet. Sonuç 5 yıl çabucak geçiverdi. Altyapı ne oldu? Dağıldı. Şimdi diyor ki ben altyapıyla yapacağım. Yapamazsın. Şu an borcumuz 3 trilyon. 3 trilyon borcu var belediyenin. Fazlası da vardır. Anında bitiyorum bak. Öğrenebildiğim bu. Allah sağ olsun dilekçeleri verdi. Neyimiz var, neyimiz yok. Cevap yok. Dönüp duruyor. Şimdi ben bu işleri koşturacağım arkadaşlar. MHP, AK Parti şu an genel merkez Ankara, Türkiye, Türkiye'nin bekası için birlikte hareket ediyor. Yani ben şimdi gideceğim, Bülent Bey'e rica edeceğim. Yok sen işte falanca partinin belediye başkanısın. Geri çekil. Kesinlikle öyle bir şey değil. Bunları söyleyecektir. Ben huzurlarında Bülent Bey'e de teşekkür ediyorum. Çanakkale Milletvekili Gülden Hanım'a da teşekkür ediyorum. Bunlarla ilgili bütün her gücünü terslerine hizmet getirmek için iletişim halinde olacak. Bakın 94 yılında bu belediye kurulduğunda ilk belediye seçimine gittik. Münir Karabacak seçilmişti o zaman. Hatırlıyorum. O zaman daha da gençtik. Köy ailesinden bir masa 10 tane sandalye. Belediye kuruldu. Belediye kuruldu. Şu görmüş olduğunuz beton direkler iki kere değişti. Terzaman Beldesi'nde iki kere değişti. Dediler boyunca bir daha değiştirelim. Neden? Enerji Bakanı, o günün Enerji Bakanı Mustafa Cumhur Ersoy. Ben ona da buradan teşekkür ediyorum. Terzaman'ımızın elinden Münir Başkanı sayesinde gide gele bu işi hallettik. Düğün salonu yaptı. Sağ olsun bizimki de yıktı. Neden yıktı onu anlamadık. Dedi ki çürük raporu bilmem ne kendi kendine. Vallahi bunlar mecliste bir tane istişaresi yok arkadaşlar. Bir kere arkadaşlar şöyle bir durum var. Belediye düğün salonu yıkarım. Şunu yapalım, şöyle yapalım demedi. İki gün önce meclis toplantısından çıktık. İki gün sonra duyduk ki düğün salonu yıkılıyor. Ya arkadaş, bizim ekibimiz var, meclis üyeleri var. Yatıralım bunu masaya konuşalım. Belki güçlendirme de kurtulacak. Kaldı ki 10-15 bin TL de para açtın oraya. Sen hangi tarafındasın? Diyoruz. Halil abi nerede kontrolcana dayıyoruz? Halil abi inşaat mühendisi. Bir şeyler yapmaya yarışıyor sana ne sen karışma diyor. Ya belediye meclis üyesi seçiliyor. Sen seçiliyorsun. Sen seçildin de bu Çanakkale Valisi tarafından mı atandı meclise? İstifade et bundan. Ben size buradan söylüyorum bakın. Terzaman belge aldığımızda, belediye meclis üyelerimizde hep birlikte bu terzaman için elimizden ne geliyorsa yapmaya söz veriyorum. Bakın Beyben Hanım'ın bir sözü var, çok hoşuma gidiyor. Siyaset
konuşacaksın, anlatacaksın, gideceksin, geleceksin. Bu tatlı dil, bu güler yüz, yılanın deliğinden çıkarır derler. Doğru mu? Ya git yalvar, yalvarmak da bir şey olmaz, el öpmek de dudak aşınmaz. Ben şimdi bakın, diyorum ki Mevlana'nın bu sözü her zaman kafamda yer eder ve çok anlamlı geliyor bana. Bilmiyorsan gönül sazını çalmasını, bakın iyi dikkat edin, bilmiyorsan gönül sazını çalmasını, ne teni incit, ne korkuyu kır. Sevmiyorsun kardeşim, bu siyaseti sevmiyorsun, bu siyaseti. Herkesin yapıları değişti, bu yaratılışla alakalı. Sevmiyorsan meşgul etme. Meşgul etme. Biz koşturmaya hazırız. Bakın ben belediye başkanı Allah nasip ederse sizlerin bu kıymetli oyunlarıyla 31 Mart'ta buraya Deniler'i görürseniz Çanakkale milletvekillerimiz her biriyle her zaman iletişimde olacak. Çam Belediye Başkanımız Abdurrahman Kuzu. Allah nasip ederse inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifak halindeler. Beldemizden de bir tane meclisiyesi girmiş oldu şu an ikinci sırada. Kontenjanı falan hepsi orada. Allah'ın izniyle biz bu işi Ayhan Bey, Ayhan Gider bir önceki milletvekilimiz inşallah onu da Çanakkale seçerse siz bakıp değerse